Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere bugün kullanıma sunulan, ki biz bu videoyu 7 Eylül'de çekiyoruz ama siz 8 Eylül'de izleyeceksiniz. Kullanıma açılan Early Access dediğimiz, yani önden bir açılış yapılan oyundan bahsetmek istiyorum. Blood Hunt isimli bir oyun var. Battle Royale tarzı, biliyorsunuz bu son dönemde çok popüler oldu. Hem mobilde bir sürü oyun var, hem de bilgisayarda oynayabileceğimiz bir sürü bu tarz oyunlar var. Nedir bu? Birçok kişiyle beraber biz bu oyunları oynayabiliyoruz. İşte Blood Hunt oyununda aslında bunlardan bir tanesini örnek. Ücretsiz olarak oynuyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Artı 18 bir oyun, çünkü biz bir vampiri canlandırıyoruz bu oyunda. Ve o bakımdan 18 yaşından küçüklerin bu oyunu oynamaması gerekiyor. Onu da altını özellikle çizelim. Şimdi biz oyunu girdik. Çok da böyle kısa birkaç tane görevimiz vardı ama o görevleri yapmadan önce hem birazcık ortamda dolaşalım, hem de neler sunuyor, neler sunmuyor, onlardan biraz bahsedelim istedik. Oyunu Steam'den indiriyorsunuz, onu söyleyelim. Bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Yaklaşık 16-17 GB'lık da bir yer kaplıyor oyun. Ve bu 16-17 GB'lık bir boşluğunuz varsa güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Biz Master'ın GeForce RTX olan ve Intel Core i7 işlemcisine sahip olan bilgisayarında oynadık bu oyunu. Böyle bir canavar gibi bir bilgisayarınız da varsa siz de rahatlıkla bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet, şimdi oyuna girdik. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Böyle yağmur yağan kasvetli bir yerdeyiz. Ben bir tane bu arada balta aldım. Burada çeşitli binalar var. Bunların bazılarına girebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki nasıl bir Battle Royale oyunu bu? Muhtemelen oyuna başlamadan önce bu tarz böyle bir training gibi bir bölümümüz var. Şuradan aldım ben bu arada baltamı. Şöyle pataküte vuruyorum. Muhtemelen ilerleyen başka yerlerde de başka türlü şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Mesela burada ne var? Evet, şimdi tırmanmak için W ve Space tuşuna basıyoruz. Böyle patır kütür her böyle binaya tırmanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyoruz. Şu an hemen tırmandım mesela. Bir objektifi tamamlamak üzere bir yere gitmem gerekiyor ama bir ortamı da size göstereyim. Şöyle bakın, böyle sanki Londra havası gibi, biraz da kırmızılık da var ama. Bu arada bunların dışına çıktığınız zaman da ölüyorsunuz ha, bu kırmızının. Bakın şimdi göstereyim ben size. Yanlış geldik. Bir dakika, şuradan şöyle patır kütür gidiyorum. Bakın şimdi kırmızılığın dışına çıkınca ne olacak? Hop, bakın şimdi geldik. Burada dışı mesela başka bir yerler var. Muhtemelen biz oraya çıkamayacağız. Şuraya ops, yanlış yaptık. Pardon. Evet. Şimdi kırmızının dışına çıkmayı deneyeceğim. Bakın orada bir ölmeye başlıyorsunuz kırmızının dışına çıktığınız zaman. Canınız gidiyor. Sağ alt köşede görüyorsunuz. Burada erimeye başlıyoruz. Hemen kaçalım buradan. Böyle birçok şeyle etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Bir de X tuşuna basınca böyle bir tarama modu geliyor. Mesela burada neler var, neler. Şurada bir arkadaş bir arada. Onu gidip bir kanlayayım ben şöyle bir hemen. Gel bakayım kardeşim sen şöyle. Hop. Hemen bir yakalıyoruz böyle. Buradan kanlayamıyoruz biz bu arkadaşım ve canımızı güçlendiriyoruz kan emdiğimiz zaman. Sonuçta biz bir vampiriz. Söylediğim gibi oyun artı 18 bir oyun. Yani gençlerin oynamaması lazım. En azından 18 yaşından küçükler için uygun bir oyun olmadığını bir kez daha ekranda da siz de gördünüz. Böyle güzel bir ortam yapılmış. Şimdi bir tane çıkalım bakalım buraya, diyor ki bir şeyler yapalım diyor. Şöyle çıkalım bakalım. Hoplaya zıplaya çıkıyorsunuz. Haydi hora hora diye çıktık. Burada yapmanız gereken ve gitmeniz gereken yerleri size gösteriyor zaten. Şuradan ho diye uçalım. Hop, uçamadık. Düştük. Şuraya geldik. Bakın işte oyun böyle devam ediyor. Muhtemelen bu objektifleri slide jump. Try making the slide jump to another roof diyor. Şimdi bir başka çatıya slide jump yapmayı dene diyor. Bakalım. Ho! Yapmayı denedim. Ama oldu galiba sanki. Ya da oldu mu? Hop. Olamadı galiba. İşte bu şekilde bir oyun. Ücretsiz olduğunu söyledim. Bir denersiniz, bir yüklersiniz, bir bakarsınız. Neler sunuyor, neler sunmuyor. Siz de kendiniz gözlerinizle görmüş olursunuz. Bu tarz oyunlar çok popüler oldu. Çok moda oldu son dönemde, biliyorsunuz. Hem oyuncu firmaları için, çünkü ciddi bir gelir kaynağı haline geldi. Yok silah aldım, yok kıyafet aldım, yok ayakkabı aldım, yok bot aldım falan diye buradan iyi paralar kazanıyorlar. Onu söyleyeyim. Onun dışında da eğlence tarafında da tabii ki Battle Royale oyunlarının en önemli özelliği nedir biliyorsunuz? Birkaç kişiyle beraber, hatta bazen 100 kişiye kadar çıkabilen rakamlarla bir kapışma söz konusu. Bu kapışmayla beraber siz de birçok böyle eğlenceli tarafında oyun arkadaşlarınızla veya tanımadığınız insanlarla birlikte yaşayabiliyorsunuz. Böyle de bir imkan sunuyor.
Oyunu biz böyle genel olarak bir özelliklerinden bahsetmek istedik. Bakın burada da bir şeyler var. Aa bir dakika, bu ne? Bunlar ne böyle? Oo, burada başka şeyler var. Şunlara bir gelelim. Aa, burada birisi ölmüş. Şuraya bakalım. Evet, burada da birisi ölmüş. Bunları bir şey yapamıyoruz ama evet. Burada böyle ruh gibi bunlar duruyorlar. Ama bizim bir şey yapabilme durumumuz söz konusu değil. Bunları sadece bir gördük. Muhtemelen bunlarla ilgili bir şeyler olacak ama bu bir önceki objektifi yapmamız gerekiyor. Yani görevi gerçekleştirmemiz lazım diyor. Onu bekliyoruz diye tahmin ediyorum. İşte oyun bu şekilde. Yani oyunu tabii şu an oynamadık belki sizlerle ama oynadığımız zaman da muhtemelen böyle kendine göre bir deneyim sunacaktır diye tahmin ediyoruz ama çok yeni bir oyun. Bugün açıldı daha. Yani bir gün geçmiş olacak siz bu videoyu izlediğiniz zaman. Eğer merak ediyorsanız yaşınız da 18'in üzerindeyse oyunu indirip bir denemenizi ben öneriyorum. Bir sürü rakibi var. Biliyorsunuz PUBG Mobile'den tutun da işte CSGO'ya kadar bir sürü rakibi var. Valorant'a kadar bir sürü rakibi var. Bu da benzer bir oyun. Siz de bir denemek için en azından bizim gibi yükleyip bir deneme yapabilirsiniz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız bir oyun canavarı programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Bloodhunt isimli oyunu anlatmaya çalıştık. En azından bir giriş yaptık. Devamında merak ediyorsunuz. Siz de bilgisayarınızı yükleyip kendiniz de görebilirsiniz. Bu oyunla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bizleri www.teknolojioku.com adresinde de takip ederseniz çok seviniriz. Oraya da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.